Ben şimdi burada bulunan diğer ailelere sözü vereceğim. Ayça Görer Radikal Gazetesi'nden bize sorunları anlatacaklar. Ama şunu bilin, burada belki haberdar olmayanlar olabilir. Buradaki insanları, burada gördüğünüz insanların hepsini biz kaybettik. Buradaki insanlar abimizdi, kardeşimizdi, anne babamızdı, canımız ciğerimizdi. Ve hepsi çalışırken hayatını kaybetti. Herkes çalışıyor. Şunu bilin, bu hayatta yaşanan hiçbir şey birbirinden bağımsız değil. Bugün bizim başımıza geldi, yarın sizin başınıza gelmesin diye bu insanlar burada adalet mücadelesini ve ceza davasını sürdürüyor. Her duruşmaya da konum olarak, uzaklık olarak sorun etmeden gidip geliyorlar. Dolayısıyla buradaki insanların sesini duyun. Hani biz suskun vicdanlara da seslenmek istiyoruz. Burada yaşayan her bir insanın yaşam hakkı ihlal edildi ve hepsi şu an yok, hayatta değiller. İlgi alaka göstermenizi istiyoruz. Şimdi ben Ayça Göner'e sözü vereceğim. Bu iş cinayetlerinde hayatını kaybeden insanların davalarına baktığımız zaman en çok şunu görmeye başladık. Şimdi Davutpaşalı ailelere söz vereceğim ben önce. Davutpaşa 2008'de olmuş ve o dönemde kamuoyunda büyük yankı uyandırmış da bir olaydı. Fakat bu olayın yarattığı infiale rağmen dava açılması için 2 yıl geçmesi gerekti olayın üzerinden. Olayın üzerinden 2 yıl geçti, dava 3 yıldır sürüyor ve henüz yani bir sonuç elde edilemedi. Şimdi bu dava sürecini önce bir aileye soralım. Tamam. Davutpaşa davasında henüz bir sonuç elde edilemedi. Bu davayı önce aileye soralım. Fakat bu buluşmanın bir önemli nedeni de şu. Bu davalarda davaların geç açılması ya da davaların hemen olayın arkasından açılması, Bayrampaşa davasında yarın karar duruşması açıklanacak ve Bayrampaşa geçen sene, Bayramate davası yani Van'daki deprem geçen sene yaşanmıştı. Bir sene içerisinde bir hukuk süreci başladı ve sonlandırılıyor. Hukuk sürecinin hızlı işlemesi ya da hukuk sürecinin zamana yayılması arasında adaletin niteliği ile ilgili hala bir sorun var. Hızlı da olsa, geç de olsa bir adalet sorunu, adaletin işleyişinde bir mekanizmanın işleyememesi sorunu var. Bu sorunu ailelerden dinleyin istiyoruz. İlk önce Davutpaşa'ya.